Arkadaşlar merhabalar bu videomda çokgenler konusundaki klasikleşmiş sorular kısmındaki test 1'in çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. A, B, C, D, F, G düzgün çokgenin köşegenleri çizildiğinde A, C, E, G düzgün ongeni oluşturulduğuna göre. Evet arkadaşlar bakın şununla ben düzgün ongen oluşturuyormuşum. E düzgün ongen. Düzgün ongenin bir iç açısını bulalım. 360 bölü 10 dış açısı 36. O zaman iç açısı kaç yapacaktır? iç açısı 180 eksi 36 yani 144 yapacaktır. Her bir açı 144 derece. E bizim buradaki çokgenimiz de düzgün çokgen. İşte buradaki düzgün çokgendeki ne isteniyor? Alfa derece isteniyor. Düzgün çokgende şu açı, şu açı hepsinde aynı değil mi? Evet bu açının şu ikiz kenar üçgenlerde eş üçgen oluyor o zaman. Dolayısıyla alfa alfa ise o zaman burası da alfa alfa yapmak zorunda mı? Evet. Sonra burada ne yapmalıyız peki? Burada da bizim için dış açı önemli zaten burada. Şu düzgün çokgenin yani büyük düzgün çokgenin dış açısına bakacak olursak. Burası da alfaya 2 iç açı 1 dış açıdan 2 alfa yaptı. E o zaman burasının ne olması lazım? 180-2 alfa olması lazım. 180-2 alfa olması lazım. E hocam şurada açı 180-2 eksi alfa eşit olacak. Yani 180-2 alfa eşittir. 144 artı alfa artı alfa. Yani 144 artı 2 alfa eşit oldu. Buradan 4 alfa neye eşit oldu? 36'ya eşit oldu. Böylelikle alfayı da kaç derece buluruz? 9 derece olarak buluruz. Yani birinci sorunun doğru cevabı böylelikle edremit oldu. Geldik ikinci soruya. Düzgün beşgenler verilmiş. Hocam düzgün beşgen. Bu düzgün beşgenden dolayı şu eşitleri yazalım. E sonra ne var burada? Hocam burası dış açı. Dış açı nedir? 360 bölü 5'ten 72. Hocam bu da dış açı. 360 bölü 5'ten 72. Sonra ne yapmalıyız? Üçgen yok. Ya şunu şöyle uzatıp bunun devamı doğrusal olduğunu da gösterebilirim aslında size ama neyse. Ya doğrusal da olmayabilir. Ama burası 108 derece. Burası da 108 derece olduğundan dolayı biz şurası 108, 108, 216. 360'dan 216'yı çıkarttığımız zaman 4, 144 buluruz. Yani burada kaçı? 144 derece çıktı. E burada da bir dörtgen çıktı artık. E dörtgenin iç açılar toplamı 360. Yani 144 artı 72 artı 72 artı alfanın eşitleri ne olması lazım? 360 olması lazım. E bu 288 yaptığı toplamı 360 eksi 288 de bize cevap verecektir. Dolayısıyla cevap böylelikle ne çıkar? 72 çıkar. İkinci sorunun doğru cevabı E edremit oldu. Geldik 3'e. Düzgün beşgen ve AD ile AF birbirine eşit verilmiş. Evet AD ile AF. Bak şurası eşit verilmiş. Köşegenle alakası yerde eşitlik verilmişse ne yapıyoruz? Diğer köşegeni de biz çiziyoruz. Hop çizdik köşegeni. Köşegen çizdiğinde Köşegenlerin birbirine eşitliğinden dolayı burasıyla burası birbirine eşit. Düzgün beşgende bütün köşegenler birbirine eşit çünkü. E ne çıktı burada? Şurada bir ikizkenar üçgen çıktı mı? Çıktı. E diğer açıları da yazalım artık. Bir iç açının 108 derece olduğunu ve şunların 36-36 olduğunu biliyoruz. E hocam buraya 72 kaldı. Sonra burası 72 artı 8'den 80 derece yaptı. E burası 80 ise burası da 80. 80-80 160'dan burası da 20 yapar. Toplamda alfa ne yaptı o zaman? 36 ile 20'nin toplamı yani 56 derece yaptı. Dolayısıyla 3. soru balık kesir oldu. Geldik 4'e. 4, e. 4 MSÜ'de 2022'de çıkmış bir soru. Kanalımda çözemiyorum. Uygulamadan bakarsanız geldik 5'e. Özdeş ikizkenar yamuk bloklardan 8 tanesiyle alanı 24 kök 3 birim kare olan düzgün altıgen bir yapı oluşturulmuş. Arkadaşım şuraya bir A diyecek olursak. O 6 tane A kare kök 3 bölü 4 kaç verilmiş bize? Alttan a kare 3 bölü 4. Düzgün altıgenin alanı alttan eşken üçgenden oluşuyordu. 24 kök 3 verilmiş. O zaman kök gitti. Bu 6 ile 24 sadeleşti. 4, 4 kere 4, 16 a kare. 16 ise a'yı da buradan kaç bulduk? 4 bulduk. Evet a'yı 4 bulduk. Alt tabanı kaç bulduk arkadaşım? 4 bulduk. Peki dursun elimizde. Sonra bu yamukla bu yamuk aynı değil mi? Dikkat et burada. Bu yamuğun yan kenarı burası. Bu yamuğun da üst tabanı burası. Yani yan kenarla üst taban aynı. X kenar yamuk bu. E bu da aynı. E burada güzel bir şey çıktı. Bu arada bu taban açısına alfa diyecek olursam. Burası da alfa. E, düzgün altıgen olduğundan burası 2 alfa. 120 derece olmalı. O zaman alfayı da 60 derece bulduk. 60-60 bulduysak artık işlemimizi yapalım. Ne yapacağız? Hop şuradan bir dik çizersem. Hop buradan da bir dik çizersem. Hocam 90'ın karşısı burada Tamamı 4. 30'un karşısına mesela n diyeyim. 90'ın karşısı 2 n yapar. Burası da 2 n yapar. Burası da 2 n yapar. Burası n yapar. E burası da 2 n olduğundan 4 n eşittir. 4'ten n'i de böylelikle 1 buluruz. Bizden ne isteniyor? İkiz kenar birinin çevresi isteniyor. E o zaman birinin çevresine bakalım. Çevrede ne yapıyor o zaman? Hocam 4 n 4 2 4 altta burada 10 n yaptı. O da n yerine 1 yazdığımızda cevap da böylelikle 10 yaptı arkadaşlar. Evet 5. soru Cihan çıktı. Bu tür yapılarda dikkat edin. Böyle birbirine yapışan kenarların eşit olmasına düşünün. Yamuğun nesi yan kenarıyla yamuğun üst tabanının eşit olması burada bu soruyu çözmemize sebep oldu. Dikkat edin lütfen. Geldik 6'ya. Evet burada kaç isteniyor. bizden açı arasındaki açı kaç derecedir diye soruluyor. Arkadaşlar ne yapacağız? A diyelim A diyelim B diyelim B diyelim. Normalde bir düzgün beşgen. Beşgenin açıları ölçüleri toplamı nedir? 5 eksi 2 çarpı 180. N eksi 2 çarpı 180 eşitti. O da 2A artı 2B artı 120 artı 130 artı 90'a eşit olmak zorunda. E burada burası kaç yaptı? 540. 540 eksi şu ikisinin toplamı 250. 90 daha 340 yaptı. 2A artı 2B olduğundan şu ikisinden çıkartacak olursak 200. 200 2 artı 2B eşitse A artı B'de kaç çıkar? 100 çıkar. E ben A artı B artı X'in de 180 olduğunu biliyorum. Şuradaki üçgen iç açıları toplamından dolayı. A artı B 100 ise X de böylelikle kaç çıkar? 80 derece çıkar. Dolayısıyla altın sorunun doğru cevabı Akçay oldu. Geldik geriye. C ile CF birbirine eşit verilmiş. Arkadaşlar CE ile CF şurası eşit verilmiş. Bak köşegenle alakası yerde bir eşitlik var. Ne yapacağız? Diğer köşegeni de bir çizeceğiz. Hop çizdik. Diğer köşegeni de çizince hocam köşegenlerin birbirine eşitliğinden a burada da x kenar çıktı mı çıktı. O zaman burası kaç derece? 108. Bunlar 36 36. E, sonra buraya 72 kaldı. E hocam burası da 72 72 72 144. Burası 36 yaptı. Burası da 36. Burası da 36. Burası da 72 dış açıdan dolayı. E şuradaki x kenar üçgende şu bir artık x kenar üçgen ya. Tepe açısı kaç derece? 36. 180'den 36 çıkart. 144 2'ye böl 72 72 mi çıkar? Evet alfayı böylelikle 72 derece olarak buluruz. Yani 7. soru böylelikle balık kesir çıktı. Geldik 8'e. Düzgün altıgen verilmiş ve buradan buraya bir dik çizilmiş. Dostum şuraya bak. Burası kaç derece? 120 derece. Burası da 30 30 değil mi? Evet. E, burası da 90 derece oldu. Şunlar birbirine paralel oldu. Dolayısıyla burası 120 derece olduğundan burası da 60 derece olur mu? Olur. E burası da 60 oldu. Burası da 60 olduğundan dolayı hocam bu simetri ekseni oldu. Simetri eksen dediğim o karşı köşeye kadar gider. Dolayısıyla burası da 60 60 oldu mu? Oldu. 90'ın karşısı 2 ise 30'un karşısı 1'dir. Ve bu arada simetri ekseni şu köşegen simetri ekseni olan köşegen bir kenarın iki katıydı. Yani burası 4 yapar. Yani x artı 1 eşittir 4 ise x de böylelikle 3 olarak buluruz. Yani 8. sorunun doğru cevabı böylelikle akçay oldu. Geldik 9'a. Şimdi karenin köşegeninden dolayı burada açılarımızı 45-45 olduğunu söyleyebiliriz değil mi? Evet 45-45 diye yazdık. E burası 108 derece düzgün beşgenden dolayı. Bunlar da 36-36 yapar. E şurada kaçı bir doğrusallık var burada. 108-45 daha 153 yaptı. 180'e tamamlayan açısı kaç derecedir? 27 derecedir. E burada da bir üçgen var. İki iç açının toplam bir dış açı. X artı 27 eşittir 36 ise Buradan ne buluruz? X'i de 9 diye buluruz. Yani sorumuzun doğru cevabı e Edremit oldu. Geldik ona. Düzgün beşgen ve düzgün altıgen verilmiş. Düzgün beşgenin bir iç açısının 108 derece olduğunu falan filan biliyoruz. Ve burada aslında çaktırmadan bir şey vermiş. Düzgün beşgendeki bir köşegen bak burası. Düzgün altıgenin de bir kenarına eşit mi? Evet. E ne yapacağız? Şurada bir şey yapacak olursak. Hop şu köşegeni çizecek olursak. Düzgün beşgende bütün köşegenler ne oluyordu? Birbirine eşit oluyordu. Bak çıktı olay. Şurada da x kenar çıktı. E ben buranın 108 ve bunların da 36 36 olduğunu biliyorum. Aynı şekilde 108 36 36 olduğunu söyleyebiliriz. Burası da 36 kaldı. Buraya da 72 kaldı değil mi? Evet e şurada x kenarlık var. Sonra buradaki x kenarlığı kullanalım. Burası 36 artı x'e burası da 36 artı x yapar. E şurada açı 120 derece olduğundan dolayı. Bak 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 bak. Şurada açı kaç derece? 120 derece. 36 36 72'si burada. E 72'si burada. 120'den 72 çıkınca kaç kalıyor? 120'den 72 çıkınca 58 mi kalıyor? 120'den 72 çıkınca 8, 7, 5, 12, 48 kalıyor. Evet, buraya 48 kaldı. E şimdi artık burada ne var? Şurada bir ikizkenar üçgen var. İkizkenar üçgenin taban açısı, tepe açısı pardon kaç derece? 84 derece. O zaman şöyle de yazabiliriz: 84 artı 36 artı x artı 36 artı x neye eşit olacak? 180 eşit olacak. Ya da 180'den 84 çıktı. 36 artı x direkt şuna eşit diyebiliriz. 180'den 84 çıktı. 96 2'ye böl. 48 48 yapar. Yani taban 48 yapacak. Buradan da x'i kaç derece olarak buluruz? 12 derece olarak buluruz. Yani 10. sorunun doğru cevabı edremit oldu. Geldik <laughs> 11. soruya. Düzlemde verilen bir 20 genin ardışık iki kenarı üzerine bir birer kare çiziliyor. Evet ardışık iki kenarı üzerine birer kare çiziliyor. Kareler düzgün 21'in dış bölgesinde ve kenarları tamam. Şimdi şuradaki ifadeyi ben şu yukarı doğru alayım. Yukarıya bir çizim yapayım arkadaşım şöyle. Hadi bakalım düzgün kaç genden bahsediyoruz? Düzgün 20 genden bahsediyoruz. Düzgün 20 genin bir parçasını şöyle bir çizeyim. Şöyle bir düzgün 20 geni çizdim. Sonra düzgün 20 geni dış bölgesine iki tane kare çizecekmişim. Değil mi? Evet ardışık iki kenar üzerine kar birer kare çiziliyor. Evet şöyle de bir kare çizdim şöyle. Sonra buraya da bir kare çizdim şöyle. Çizdikten sonra düzgün 20 27'nin kenarlarıyla eşit uzunlukta olduğuna göre karenin kenarları tamam. Karelerin birer kenarları arasında oluşan açının ölçüsü kaç derecedir diye soruluyor. İşte bu. Karelerin birer kenarları arasında kaç? Hocam düzgün 20 gen. Düzgün 20 genin dış açısı nedir? 360 bölü 20'den 18 derecedir. Dış açısı 18. O zaman dış açısı 18 ise dış açıya yoğunlaşabiliriz ya da iç açıdan da gidebiliriz. Hadi iç açıdan gidelim. O zaman burası 162 yaptı yani burada kaç da kaç derece yapacak 162 derece yapacak. O zaman 162 yazdık e burası 90 e burası da 90. Hocam şu ikisinin toplamı 180 ise bu ikisinin toplamı da 180 yapmalı niye? Çünkü tamamı kaç yapacak? 360 yapacağından dolayı. Ya da yaz buraya 162 artı 90 artı 90 artı alfa eşittir 360 olacağından alfa da kaç yapıyor? O zaman 18 derece yapıyor arkadaşlar. Yani 162'nin 180'e tamamlayanı 18 derecede deyip kısa yoldan da yapabilirdiniz. Dolayısıyla 11. sorunun doğru cevabı böylelikle Ceyhan çıktı ve test 1'i bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda test 2'nin çözümünde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.